Meryem'a hoş geldiniz. Mutlu günler diliyorum hepinize ve iyi seyirler diliyorum tabii ki. Güne benimle başlayın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Kahvaltımızı güzelcecik yaptık. Mutfağımızda bulaşıklarımızı toparladık. Yataklarımı toparladım. Çocuklar derste. Biraz sonra onların dersi bitince şöyle oğlumun odasına gireceğim. Hemen hızlıca orayı temizlemem gerekiyor. Onun odasında ufak bir değişiklik olacak da. O yüzden hem orayı bir sil süpür yapmış olurum. Hem de biraz böyle hani çeki düzen veririm. Belki yatağının şeklini falan değiştiririm. Böyle bir şeyler yapacağım. İşte öyle bugün de akşama ediveririz herhalde. Yok yok, oyalanmamam lazım. Çok hızlı yapacağım çünkü. Sonra derse girecek o. Böyle. Günümüz böyle başladı. Şimdi kahvemi içeceğim onlar dersteyken. Bir de çok bağırıyorum ya. Neden bu kadar bağırıyorum bilmem. Ve tamamdır. Şimdi bu moladan sonra işbaşı yapacağız. Fincan tabaklarımı kullanmayacağım şu anda. Özensiz bir sunum. Sunum dermişim. Neyse eşimle ben sadece. Bize afiyet olsun. Değişiklik yaptık hem de temizlemiş olduk. Neredeyse bir ay falan olmuştu yataklarını çekmeyelim. Neyse onun çalışma masasını çıkardık, kızım aldı. Ders çalışırken ona bir tane masa yetmediği için. Ona da yeni masa siparişi verdik. Bu birkaç gün içinde gelir herhalde. O yüzden şu anda çalışma masası yok. Şu kitaplıkta şimdi geçici olarak kitapları duruyor.
Çalışma masası kitaplıklı gelene kadar o duracak. Gelince o da buradan çıkacak. Bu da Latte Hanım'la kuşlarımız. Tanıştırayım. Beni dinliyor şu anda. Masanın kurulumuna göre işte şeklini ufak tefek oynatacağız. Şöyle L şeklinde bir masa olduğu için nasıl tam geleceğini detaylı düşünemiyorum. Büyüklüğünü de kestiremiyorum. Öyle bir yer ayarladık da. Tabii ki en azından ben temizliğini yapmış oldum. Masayı da gelince, kurunca diğer yerleşimlerini ona göre o zaman yapacağız. Hem de bu çarşaflarını falan değiştirmiş oldum. Kızım da odasını yapıyordu bu arada. Ama o ders çalışıyor olabilir şu anda. Çünkü bayağı oldu o yapalı temizliğini. Ay yoruldum, biraz dinlenebilirim artık. Ya bugün yemek yapamadım. Evde de biraz sessiz olmam gerekiyordu. Ay böyle oldu mu çok zor herkes evde olunca. Bir de dersler falan. Eşimin işi neyse. Ne yaptım ben de? Çocuk odasını temizledikten sonra geçtim yatak odasını biraz şöyle toparladım. Elden geçirdim öyle dolapların içini. Oraları çok fazla çekmedim. Bir banyolarda şey yaptım. Klozetle lavaboları bir elden geçirdim. Yemek söyledik, yemek yedik. Şimdi de çayımızı koydum, ocağa demleniyor. Vallahi sessiz sessiz yapabileceğim şeyleri yaptım işte. Daha ne yapayım değil mi? Bir yemek yapmadım ama yiydim bugün. Yemekten sıyırdım. Neyse bakalım, şimdi çayın demlenmesini bekleyeyim ben. Azıcık oturayım. Anam, salona hiç girememiştim bugün. Salonun haline ve kimsecikler de kalmamış burada. Bir yastıklarımı düzelteyim de evim toplu görünsün değil mi? Ay devrildi. Azıcık toparlandı sanki. Sadece kırlentleri düzelttim tabi. Aslında kimse yokken bir süpürgede tutsam olur buraya. Vallahi yapsam mı bilmiyorum. Ay yoruldum da ya. Neyse bakarım şimdi keyfime göre de. Haberler de başladı, bir haberleri seyredeyim. Ruh halime bağlı olarak belki buraya bir süpürge tutabilirim. Ve kahvemi aldım. Televizyon ve kumanda sırası bana geldi. Nihayetli saat 9'u 10 var şu anda. Videomu artık sonlandıracağım. Biraz televizyon bakıp kitap okuyacağım. Müsaadenizi istiyorum. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.